İyi akşamlar Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz. Ne var ne yok başladı. Haluk Özdil hocamızla birlikteyiz ve dop dolu bir buçuk saat sizleri bekliyor. Gerçekten de konular çok sıcak. Marmaris'teki yangından kıtlığa kadar birçok konuyu konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk sevgili Türker. Evet, çok konuşacağımız şeyler var. Garip şeyler oluyor bu ülkede. Putin de çok garip açıklamalar yaptı İsrail'in üstüne. İsrail Türkiye ile ilgili yapmıştı biliyorsun. İran'la bugün bir grup yakalandı. Birazdan hepsini konuşacağız. Evet, ama Putin'in yaptıkları çok dikkat çekici. Tarih 15-30 Temmuz. Ne demek bu? Açıklayacağım bunları. Öyle mi? Evet. Peki. 15-30 Temmuz'da ne olacak? Ne olacak? Ve Ekim ayında dünyayı bekleyen evet. bir durum var. Onu da maalesef. Haluk Hoca açıklayacak. Sorumuz var her hafta olduğu gibi. Elon Musk biliyorsunuz bir gezegene insanları götürme gayesinde. O gezegenin ismini soruyoruz. Ne var ne yok beyaz Instagram hesabını hem takip edin hem de son fotoğrafın altına doğru cevapları gönderin. Mert Başaran bizim programımızın yorumcularından biridir. Çok da severiz. Selam olsun. Yeni kitabı çıktı. Daha böyle hani çok taze derler ya öyle bir kitap, kokusu üzerinde bir kitap. Küçük işler, büyük özgürlükler, nasıl tasarruf ederim, para kazanmanın sırları nelerdir? İşte bu kitapta anlatıyor Mert Başaran. 10 kişiye Mert Başaran'ın yeni kitabından göndereceğiz. Küçük işler, büyük özgürlükler, para kazanmanın unutulmuş sırları. Bu kitabı mutlaka tavsiye ediyorum. 10 kişiye göndereceğiz. Dediğimiz gibi Elon Musk hangi gezegene insanları götürmek istiyor? Hemen bir numarayla başlayalım dilerseniz hocam. Başlayalım. Şimdi hocam Marmaris'te tabii ormanlar yanıyor, ciğerlerimiz yanıyor. Evet. Yangın büyüdü, kontrol altına alındı ama devlet tüm yetkilileriyle neredeyse orada. Sayın Cumhurbaşkanı da gitti, Bakan Soylu da oradaydı. Bir kişi gözaltına alındı ve itiraf etti. 12 uçak ve 45 helikopterle müdahale edildi. Aşağı yukarı 3000 hektarlık alan maalesef zarar gördü. Şimdi 15'i verelim arkadaşlar. Tabii burada akıllara orman yangınları deyince Time dergisinin kapağı geliyor mesela. Maalesef, maalesef. Tüm dünyada bunu iklim değişikliğine bağlıyordu Time dergisi. Acaba öyle mi hocam? Ya işte her zamanki gibi biz komple teorisyeniz ya, küresel devlet kurmayacaklar ya, adamlar ne yapacaklarını bu bir yıl önceki kapak biliyorsun. Evet. Bu bir yıl önceden zaten bildiriyorlar. İklim bu her şeydir. Bu da ekonomiste ikisi de birlikte bak size böyle yapacağız. Sizin ormanlarınız da yanacak. Tahıl ürünleriniz de yanacak dedikleri halde maalesef dikkate alınmıyor ve bütün bunların hepsi bir komple teorisiymiş gibi ana akım tarafından insanlara kasıtlı olarak anlatılıyor ve insanlar kandırılıyor. Maalesef çok acı günlere doğru gidiyoruz, götürülüyoruz ve açık konuşacağım. Karamsarlık falan yapmıyorum. Bu işin önünü de kesebilecek bir ülke görünmüyor. Sanki birçok ülke bu işin ortağı büyük bir keyifle devam ediyorlar. Yani iklim, yani dolayı iklim mevzusundan dolayı ormanlar tabii. yanacak mı daha? Tabii yani birileri bunu istiyor diyorsunuz siz. Şimdi bak küresel devlet kurmanın hani kurallarını ortaya koyduklarında 2010 yılında bu küresel yapı dedi ki öncelik dedi tabii ki salgın. Gerçekleşti ama onun ardından enflasyon, ondan sonra kıtlık, tarım kıtlığı, yani küresel ısınmaya bağlı bir takım yokluklar, yangınlar, çünkü insanlar nefes almasın, insanlar yeterince kendilerini geliştirmesinler, o işte bilmem ne söylemiyorum, o şeye giriyor, biraz tuhaf oluyor o internet için kullanılan bazı şeyler, engelliyor ağaçlar, onları engellememesi ha. gerekiyor. Ormanlar yakılıyor, ormanlar yanmıyor. Tabii bir dakika, burada en önemli şey terör örgütünü devre dışı bırakmayalım. Geçen yıl Türkiye Cumhuriyeti'nde 7 yerde, 7 aynı yerde aynı saatte yangın çıktı. Biz ardı ardına senin programında konuştuk, videolar yaptık. Dedik ki bunu terör örgütü yapıyor ama terör örgütü bunu yaparken emir aldığı yer okyanus ötesindeki ülke dedik. Terör örgütü yaptı dediğimiz için linç edildik. Evet, bir de linç edildik. Şimdi yine aynısını söylüyorum. Dün Marmaris'te 3 ayrı yerde aynı saatte çıkan yangın hem de bildiğiniz o havai fişeklerde çıkarılmış terör örgütü eliyle çıkarılmış yangındır. Bu kadar net konuşuyorum. Daha ne diyeyim yani, bilmiyorum. Ya her şeyi, laflar yutuluyor, sözler yutuluyor. Dün
dinliyorum ana akımı. İşte küresel ısınma. Ya aklınızı yediniz. Hakikaten aklını yemiş bunlar ya. Ya ülkede bak şu anda sıcaklıklar normal seviyede. Hadi 40 derece 50 derece olsa bir bahane olacak. O da bahane değil. Ya şu an 25-26'larda olan bir yerde yangın çıkmaz 3 tane birden. 16 bir de çıkış zaten. Saati gece saati. Neden? Çünkü gece görüşlü şu an hani şeyler 4'ünde geliyor biliyorsun. Hatta 4'üne kalmayacakmış yani, bugün yarın. Şimdi bugün yarın gelmediği için gece yakalım dediler. Hocam yeter ekonomistin yani. De kapağında vardı yine. Orman yangınları ile ilgili bir gösterge. Yani burada biliyorsunuz ekonomist ya kahin değiller. Önceden hazırlıyorlar. Hazırlanmış biliyorlar. Proje bu. İşte orman yangınları da ekonomistin de kapağında çok vurgulanıyordu. Avrupa'da da çok var. Devam eden bir durum söz konusu. Ya, inanılmaz yani bir turya gidiyor. Terör örgütüne emir veren yer okyanus ötesi diyorsunuz. Ya tabii ki okyanus o küreselci yapıdan çıkıyor. Bütün plan proje. Terör örgütü dediğin nedir Türker? Yani sonuçta bak terör örgütleri o kadar kolay biter ki. Ama arkasındaki yapılar bitirmene izin vermiyor. Senin Güneydoğu'nda ne var şeyde Suriye'de? Ne yapıyor? Bir PYD devleti kuruluyor. Kim destek veriyor? Ben mi destek veriyorum? Binlerce tırı kim götürüyor? McCorp denen herif, affedersiniz. Mark Gök denen adam ona orada organizatörlük yapıyor. Neymiş? IŞİD'le Mücadele Komisyonu Başkanı. 18'e Mark Gök denen adam şu anda Yunanistan'da ne yapıyor? Amerika Birleşik Devletleri'ne sorsun Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye aleyhine ne planlıyor? Bu birazdan Yunanistan'a konuşacağız. Olduğu zaman çıktı. Bu önemli. Konuşma. Tamam. Birazdan Yunanistan'a konuşacağız. Tamam. Bir yandan orman yangını devam ederken buğday tarlalarımız da yanıyor. Mersin'de, evet. Şanlıurfa'da, Gaziantep, Manisa, Mardin, Aydın, 19 üvenin 15 günde 337 dönüm buğday tarlası kül oldu hocam maalesef. Buradaki amaç ne? Yani kıtlık tamam planlanıyor da kıtlık. Türkiye'de mi bunun uygulayıcı alanlarından biri? İşte geldik burada biraz duralım. Çünkü burada çok önemli bir plan var. Bu sene havalar yağışlı gitti ve Türkiye'de bol kar yağdığı için bu sene Türkiye'nin buğday rekoltesi oldukça yüksek. Yüksek evet. Şimdi şöyle anlatayım daha net anlasınlar. Burada biraz kalalım. Türkiye'nin yıllık üretimi 20 milyon ton. Bakın bir ülkenin yıllık üretiminin %25'ine denk gelirse buğday üretimi o ülkenin buğdayı kendine yeter Türker. 80 milyon üzerinden hesap yaptığımızda 20 milyon yaklaşık %25'e geliyor. Ve dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti bu sene hiçbir şekilde tahıl anlamında zorluk çekmeyecekti buğday anlamında. Ve bu nedenle aynı anda, aynı günlerde, aynı hafta içinde Türkiye'nin her yerinde faaliyete geçtiler. Aynı terör örgütü tarafından yapılıyor, yaptırılıyor. Çünkü bunlara emir veren yer aynı yer, onu söyleyeyim. Yani burada bak bir türlü insanların anlamadığı bir şey var, anlatamadığımız bir şey var. Terör örgütü daha da kendi kendine yapmıyor bu işleri. Ne parası yeter, ne gücü yeter. Ne de hani o silahlar falan altındaki model arabalara bakarsan Amerikan, Alman, Fransız arabaları aynı ülkelerin silahları çıkar karşına. Bunların hepsi hiçbiri rastlantı değil. Emir zaten diyorum bak isim veriyorum. Ya buradan isim veriyorum. Amerikalı Brett McGurk şu anda nereyi organize ediyor? Milli istihbarat biliyor bunu. Nereyi organize ediyor? Ne yapıyor Türkiye aleyhine? Şu anda PYD ile nerede oturuyor bu planları yapıyor? Türkiye'nin buralarının yakılması için hangi planları yapıyor? Bunların sorulması lazım. İsim veriyorum daha ne söyleyeyim? Daha ne söyleyeceksiniz? Yani bütün tarlalara kasıtlı yakılıyor. Olay şu 20 milyonun altına düşürmeye çalışıyorlar. 20 milyon tonun altına düşmemiz lazım ki ekmek 10 lira olsun 20 lira olsun. Yani şey kıtlığı başlasın, buğday kıtlığı. 20 milyon olursa kurtarıyoruz. Aslında Türkiye'nin ihtiyacı, bak 20 milyon fakat makarnalık buğday işleyip yurt dışına satıyoruz ya Avrupa'ya. O yüzden de 5 milyon ekstramız var. Onu da Rusya'dan alıyorduk. Rusya gene gönderiyor. Türkiye ile sıkıntısı yok söyleyeyim yani. Türkiye alacak Rusya'dan gene. Onlara makarna yapıp mesela ekmek bazı şeylerde 5 lira olmuş hocam. Yani yandan, dün itibariyle yaptılar. Tabii. Yani şimdi bak bunların hepsi bu küreselci yapının bütün planlarına yağ süren kesinlikle. Şeyler. Dedik ki enflasyonun düşmesi lazım. Gıda fiyatlarındaki bu gidişatın durdurulması lazım. Yoksa bu işin hakikaten sıkıntısı çok olacak ülke hocam açısından. Bu görüntülerde Amerika'dan yine haftaya damgasını vuran görüntülerden Kansas. Evet. 2000'den fazla sığır telef oldu. Maalesef. Şimdi bütün projeleri birleştirirsek burada işte
iklim projesi, virüs projesi, kıtlık, enflasyon ve yapay et. Bir şey daha ekleyeyim. Sudan'ın Sebakin diye bir kenti var. Evet. Kıyı kenti. Oradan yola çıkan bir hayvan yüklü 16 bin küçükbaş hayvan yüklü gemi oranın terör örgütü tarafından batırıldı. O hayvanlar da orada helak edildi. Aslında birçok yerde hayvan ölümleri başladı. Bilerek ve istenerek Amerika Birleşik Devletleri bunu 42 derece sıcaklığa bağlıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas, Arizona bölgesinde 42 derece normal bir derecedir. Hayvanlar ölmüyordu. Bu sene bu hayvanları kim öldürdü? Önce Amerikalılara soralım, Biden yönetimine nelere hizmet ettiklerini. Ondan sonra da Birleşmiş Milletler'in, Bill Gates'in açıklamalarına bakalım. Ne dedi? İnekler dünyayı kirletiyor, metan gazı salgılıyor, küresel ısınmaya büyük katkıda bulunuyor. Yemeyin, onları imha edelim. İmha etmeye başladılar. Ya bu çok acayip bir görüntü yani. Bak gene hep söylediğim şu var. Amerika Birleşik Devletleri bütün uygulamaları ilk kendi ülkesinde yapar. Yani dışarıya acımaz diyoruz ama kendi halkına da acımaz. Umurunda değil kendi insanları. Efendim korkutmuyoruz ama büyük bir plana bakacak olursak işte virüsle başladık. Buğday tarlaları, orman yangınları, evet. Hayvanların öldürülmesi, yani ilginç günlerden geçiyoruz. Bu da bir gerçek. Özellikle vurgulamak istiyoruz. Kimseyi korkutmuyoruz ama bilin. Gerçekleri konuşuyoruz. Yani biz burada anlattıklarımız, hani şu 3 yıldır anlattıklarımız içinde biz 3 yıl önce konuştuk. Hiçbiri gerçekleşmedi derseniz zaten burada olmayız. Biz çıkar gideriz. Tabii. Ama kusura bakmasın kimse, hepsi takır takır önünüze geldi. Her geldiğinde kaderime razıyım diyorsun. Ondan sonra biz önceden haber verdiğimizde ya yok diyor, bunlar komple teorisini. Sonra sen ortaksın, nereden biliyorsun, karşılığını alıyoruz. Sudan'da batan gemi hocam, bahsettiğiniz Sebakin adasının oradaki gemi. Binlerce hayvan yine batırılmış bu. Telefon. Batırılmış, batan değil, batırılmış bir gemi. Evet. Kasıtlı olarak sabotaj sonucu batırıldı. Şimdi 27'de verelim. Tabii işte tüm bunlar yaşanırken ekonomilerle ülkeler dize getirilmeye çalışıyor gibi bir durum var. Amerika'da da işten çıkarma dalgası, resesyon endişesi. Önce bu fitili de Joe Biden ateşledi. Sonra dediler ki ya hani olmayabilir o kadar da, Biden'ın dediği gibi değil. Resesyon endişesi ülkeyi sarstı. Geçen yıla göre 9 kat daha fazla işten çıkarma var. 28'i de verelim, öyle geçelim hocam. Tamam. CNBC'nin haberi, Amerikan kanalı. Yarım milyondan fazla Amerikalı artan gıda fiyatları, pahalı sağlık hizmetleri ve trafik sorunu nedeniyle Meksika'ya taşınmış. Bak bu çok önemli. Şöyle, öncelikle Biden yönetimini Time dergisi çok ağır eleştiriyor. Çok ağır şeyler yazmaya başladı Time dergisi. Takip ettiğim için biliyorum. Beceriksiz ve gerizekalı olmakla suçlanıyor. Bir kere onu söyleyeyim. Bu bir. Biden niye geldi? Küreselci bir Amerikancı, küreselci grubun temsilcisi olarak geldi. Beceremedi. Beceremediğini işte Powell bugün yine açıkladı. Başaramıyoruz dedi. Biz dedi düşüremiyoruz enflasyonu. Powell Biden'dan daha önemli. Biden'ın beyni çalışmıyor çünkü, biliyorsunuz hasta adam. Yani beyin gidiyor, düşüyor, kalkıyor, boşluğa el uzatıyor. Biden'a ben bir şey demiyorum. Biden oraya kasıtlı getirilmiş bir figür. Ama Powell itiraf etmeye başladı. Evet, resesyona girecek mi? Girecek. Sen 3 puana çıkartıyorsun. Bak bir anda 1.75 daha yapacağız dedi. Tabii, yani 1.75. Joe Biden'ın, madem öyle dediniz düştü hocam, Joe Biden'ın bu hafta damgasını vuran görüntü yok, bisikletten düşmesi oldu. Türkiye birinci boşlukla tokalaşıyordu daha önce birkaç kez. Bu kez de evet, bisikletten bu şekilde düştü. Maalesef, geçmiş olsun. Yani diyor, dengesi bozuk, kafası gerçekten gitmiş, hayaletlerle sıkıştıran bir Amerika başkanı. Amerika bu kadar aciz duruma düşmemişti. Amerika Birleşik Devletleri gerçekten şu an çok aciz durumda. Rusya karşısında rezil rüsva oldular, onu da söyleyeyim. Şu anda bütün Avrupa'yı da kendileri, İngiltere ile birlikte bittiler, bir ateşin içine attılar. Şu an o kadar büyük hata yaptılar ki yakında Avrupa'nın Amerika ile birbirine girdiğini de göreceğiz. Çünkü bak buraya devam edelim, bu pek konularda yok ama anlatmam lazım. Putin inanılmaz acı bir darbe attı bunlara. 15 dolar düşük petrol satıyor. 15 dolar daha aşağıdan satıyor. Yani şeye göre Brent petrolden daha ucuz petrol satmaya başladı Arap petrolünde. Asya'dan çok yüklü miktarda sipariş almaya başladı. Çin bütün siparişlerini Rusya'ya verdi ve Rusya'nın şu anki hani battı bitti diyorlar ya, tam tersine Gazprom'un bak önümde raporu var. Hem de İngiltere merkezli bir açıklama yapan da İngiltere merkezli bir devlet.
şey yayın organı ne diyor biliyor musun? Gazprom hayatının en büyük karını etti son 3 ayda. Evet ya, bu nasıl oluyor? Bizi kandırıyorlar. Çok ne zor. Yazık ki buna Türkiye'nin 29 içindeki o malum medya ortak oluyor. Amerika'ya hizmetli sınır tanımıyorlar. Gerçekten tanımıyor. Hocam mesela ekonomilerin çökerttiği bir ülke Sri Lanka oldu. İflasını açıkladı artık. Başbakan da açıkladı. Petrol ithalatı için bile ödeme yapamıyoruz ya diyor. Türker, Sri Lanka'ya geçmiş olsun. Çin'in emri altına girdi. Şimdi şaşırtabilir bu söylediğim. Çünkü Çin bilerek ve isteyerek bunlara 2002 yılında çok büyük miktarda bir borç verdi. 2010 yılında Sri Lanka iflasını istedi. 2010 yılında ya da 11 yılında. Çin sorun yok dedi, ver limanını dedi, limanını aldı. En büyük stratejik liman Çin'de. Çin hala Sri Lanka'ya para veriyor ve Sri Lanka'yı komple hiç askersiz işgal etmeye başladı. Ekonomisini çökertti. Ya geçmiş olsun Amerika'ya, Sri Lanka gitti Çin'e. 46 yıl arkadaşlar. Şimdi bu arada kitabımızı hatırlatalım. Şöyle Hüseyin abi, geleceğim, kitabı alacağım. Burada görüyorsunuz zaten Mert Başaran nasıl tasarruf yapılır, ne var ne yok da çok güzel anlatır. Ve nasıl para kazanılır. Küçük işler, büyük Özgürlükler kitabını yazdı. Yeni çıktı. Daha 1-2 gün oldu. 10 kişiye hediye edeceğiz. Sorumuz çok basit. Elon Musk'ın insanları götürmek istediği gezegen. Hepiniz biliyorsunuzdur. Ne var ne yok beyaz Instagram hesabının alt yazıda görüyorsunuz. Onu hem takip edin ama mutlaka takip edin. Hem de son fotoğrafın altına doğru cevabı yazın. Mert Başaran'ın son kitabını göndereceğiz. Ve haftaya damgasını vuran... Evet. Olay. Birazdan bu arada yapay zeka canlandı haberi vardı. Aslında Haluk Hoca yapay zekayı canlandırmıştı. Evet. Onu izleyeceksiniz. Çok enteresan. Yapmıştık. Evet. Ve 15 Temmuz'la 30 Temmuz arasında ne olacak? Putin neyi işaret etti? Onu konuşacağız. Ekim ayı için Haluk Hoca'nın çok önemli bir uyarısı var. Ekranlarınızın başına kalın. Bir yerlere ayrılmayın. Hocam Elon Musk, "Did I lock the gate?" Kapıyı kilitlemiş miydim? Evet. Diye bir Bizans askerinin düşüncesini paylaştı. Altında Konstantinopoli 1453 yazıyor. Saatte 2.39. 39. Şimdi ben herkes buna bir yorum yaptı. Herkes ben yorum yapıyor ama sizin yorumunuz ne hocam? Herkes video yaptığı için de ben videomu kaldırdım. YouTube kanalıma koyuyordum. Dedim yeter, adamın reklamını yapmayalım. Bir kere sansasyonu seven, sansasyondan beslenen bir adamla karşı karşıyayız. Yani Elon Musk'tan karşı karşıyayız. Onun iç kişiliğini tartışmıyorum. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Ne zaman başlamıştı? Bir salı gecesi saat 3'te başladı harekat. Yani 29... Ne harekat hocam? Fatih'in hareketi. Evet tabii. 29 Mayıs. 29 Mayıs. 1453. Saat 3'te. Evet. 3'te başlamıştı. Saat 2.29. Diyor ki yarım saatiniz var. Yunanlara gidiyor bu. Şimdi herkes üzerine alındı. Aslında Yunanlarla bir şekilde alay etmiş. Onu söyleyeyim. Ya ben de öyle Yunan'a anladım. Acaba yanlış mı? Yani bu Yunanlara demiyor mu ya? Bak kapınızı açık unutmayın. Türkler geliyor. Bak Türker zaten saati koymuş. Yarım saatiniz var diyor. Oradan mesaj. Yani eli kulağında diyor. 1453 özellikle koymuş. Ona mı bağlıyorsunuz hocam bu saati? Tabii ki. Şunu diyenler de var. 239 diyor. İzotop numarası. Nükleer silahlarda kullanılıyor deniliyor. Onu söyleyenler var ama ben öyle demiyorum. Yarım saatiniz var yani zamanınız çok kısaldı, uyumaya devam edin diyor. Yunanlılarla ciddi biçimde bir kafa yapma. Peki zamanlama manidar herhalde. Yani tam Türk-Yunan gerilimi varken bu savaş canım. Yakın mı ki? Bak Türker, şöyle bir şey var. Aynı anda çok garip gelişmeler oldu. Önce İsrail Türkiye'yi uyardı. Ardından Elon Musk'ın tweet'i geldi. Ardından Türkiye'de yer almayan, Türk medyasında yer almadı bu ama Yunan medyasında manşetlere taşındı. Putin'in 15-30 Temmuz arasında Türkiye'nin batısında bulunmayın. Evet, bunu açıkladınız. Putin yani, dedi ki 15-30 Temmuz arasında Türkiye'de bulunmayın. Ama bir de şu var. Bunu Türk devletine gönderdiğini ben düşünüyorum. Özel bilgi olarak unutmayalım. 15 Temmuz darbesini 10 gün önceden haber veren gene o Rus Büyükelçiydi. Evet. Unutmayalım. 49'u öldürdüler. Onu öldürdüler biliyorsun. Bence aynı haber verildi. 15-30 Temmuz arasında Türkiye'de garip bir şeyler olacak diye. Rus gizli servisi biliyorsun çok yaygındır. Bir haber almıştır ki. Bu böyle bir bildiri. Önce ajantalara gitti. Bak bu resmi olarak yayınlanmadı. Ajantalara gitmiş, öğrendim onu. Rus ajantalarına. Ama Türk devletine de o bildirim gelmiştir. Garip bir şeyler oluyor. Aynı günde yani de, Yunanistan mı saldıracak hocam? Acaba o mu olacak yoksa İstanbul'da garip bir şeyler mi var? Ya çok büyük bir tehdit bugün var. Bugün İranlı bir tim yakalandı biliyorsunuz. Evet yani İranlı bir tim para teşkilatı yakalandı. 4 kişi galiba. Yoksa 4 6 olması lazım.
otelde bir İsrailli kadına suikast düzenlenecekken takibe alınmış, yakalanmışlar. Büyük başarı, kutlamak lazım. Hocam, pazar günü, bu pazar yayınlandı bu, bir Yunan gazetesinde. İstanbul'u işte Boğazlar ve Kanal İstanbul diye buradan ayırmış. Ekümenlik değil mi? Yani ekümenlik koymuş, evet. Böyle bir sanki bağımsız özel bir yermiş gibi. Ondan Küçükçekmece'den bu tarafına Trakya topraklarını Yunanistan çok olarak göstermiş. Anadolu yakasında Türkiye olarak göstermiş ve altındaki yazı çok önemli. ABD Ankara'yı 96 saat içinde işgal edebilir. Evet, gözlerimi yaşarttılar. Yani Millennium Challenge. Millennium Challenge 2002 yılıydı değil mi? 2002 yılındaki o iğrenç tatbikata gidiyoruz o zaman. Ne yaptılar orada? İşte 3 yeri sularla kaplı bir ülkeden bahsettiler Türker. O da ülke Türkiye. Bir ada adalar konusunda komşusuyla anlaşamıyor ve bunun olduğu sırada Türkiye'de çok büyük bir deprem oluyor. O deprem sonucu bir karar çıkıyor Avrupa'da, o depremin olduğu gün. Ve diyor ki Türkiye adaları versin. Türkiye reddedince de Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri Türkiye'yi 96 saatte işgal ediyorlar. Tabii bunların hepsi güzel hayaller de böyle bilmiyorum, Amerika her girdiği savaşı kaybeden Amerika Birleşik Devletleri gerçekten çok güzel hayal kuruyor. Bunların hiçbiri olacak gibi değil. Orada tabii 96 saat seferberlik saati. Yani Türkiye diyelim ki şimdi seferberlik ilan etti. 96 saatlik bir süre var. Herhalde onu kastediyor. Burası da Keçi Adası. Evet, bize 2 kilometre mesafede. Yunanistan burayı yine yasa dışı olarak bir askeri üs olarak kullanıyor. Topçu ki bu adanın normalde koymuş silahsız olması lazım. Bakın. Evet. Topçu bataryaları koymuş. İnanılmaz, bakar mısınız? Ya şimdi Türker şöyle bir hazırlık buraya mı var hocam? Yani nasıl? Temmuz'da, tabii, Ağustos'ta böyle bir şey bekleniyor mu? Ya şimdi Putin bunu açıklıyorsa, bak şimdi hiçbir devlet bir kahve o muhabbeti... O haritayı Elon Musk'a verin sonra. Yani kahve muhabbeti yapmaz. Yani bir devlet başkanı ya da bir devlet resmi bir açıklama yapıyorsa onun altında ciddi bir olay vardır. Yani eninde sonunda gerçekleşir. Eğer Putin böyle bir açıklama yapıyorsa belli ki bir Türk-Yunan savaşı ne yazık ki kapıya dayanmış demektir. Zaten gelişmeler de bunu gösteriyor. Bodrum'a 8 kilometre uzaklıkta değil mi bu? Keçi Adası. 2 miydi? 8 miydi? Çok yakın. Çok yakın diyorlar. Çok yani yakın. Yani Kaş'la Meis gibi çok yakın. Meis'i yani de bakınca görüyorsunuz Kaş'tan. Türkiye'yi artık tehdit edip, bak Ukrayna Savaşı'nı çok andırıyor olay. Yani burada çok büyük bir tuzak var. Türkiye'yi Ukrayna, hani Rusya'yı Yunanistan'ı Ukrayna pozisyonuna sokup Türkiye'yi önce o tarafa doğru hücum ettirip ardından bütün Batı'nın Türkiye'ye yüklenmesi gibi bir plan var ama şu an ellerine yüzlerine bulaştırdıkları bir olay var. Şu an Rusya karşısında sefil oldular. Hani Rusya'yı çökertiyorlardı, işgal ediyorlardı. Rusya eze eze gidiyor. Ukrayna'yı paramparça ettiler. Yani burada bir sorun var. Sen bunu yapamazsan Yunanistan üzerinden Türkiye'ye yine gelemezsin. Çünkü ne oldu biliyor musun? Bu sefer sen Türkiye'yi öyle bir tarafa doğru kemikleştirirsin ki bu sefer baş edilmeyecek bir Voltron gücü deniyor ya. Evet. İşte o zaman oluşur. Hatta onu da söyleyeyim net. Yani içimden hani bazı şeyler var, kişiler var. Yok işte Rusya'yı Rusya ile Amerika Birleşik olup Çin'i yenecek falan filan diye bir şeyler söyleniyordu bir ara. Ne olduysa vazgeçildi. Şöyle anlatayım. Çok net olarak konuşacağım. Yani Türkiye öyle bir tarafa iterler ki o üç ülke birleşirse ne Avrupa'nın gücü yeter ne de Amerika'nın, üç ülkenin adını da saymayayım. Hmm. Ama o tarafa doğru da itiyorlar. Bunun bedeli ağır olacak. Hocam tüm bunlar yaşanırken bir yandan işte İsveç ve Finlandiya NATO'ya Türkiye'nin vetosuyla alınmıyor gibi bir durum da var. The Economist bu karikatürü paylaştı ve karikatürde Türkiye NATO'ya baş ağrısı olmaya devam edecek. Evet. Bir de işte işte Erdoğan eğer fotoğrafın dışına çıkmazsa, yani bir yandan da hani iktidarın değişmesi için arzularını belli ediyorlar. Bir yandan da işte Türkiye bir baş ağrısı olacak NATO için diyor bu şartlar altında. Ve böyle bir Türk bayrağı var ama burada bir NATO işareti var. Yani NATO'yu enteresan uçuruma, şeyler oluyor hocam. NATO'yu uçuruma sürüklüyor bir yakın taraftan. Yakın görebiliyor muyuz? Tabii. NATO'yu artık darmadağın edecek bir Türkiye'den bahsediyorlar. Yani biliyorsun Finlandiya ve İsveç konusundaki hani direnci de çok rahatsız etmeye başladı. Biden ne demişti? Ben bir sıkıntı görmüyorum. En kısa zamanda bu işler hallolacak demişti. Tabii bu işler hallolmayınca çok ciddi biçimde bir sıkıntı içindeler. Bu arada bu şey vardı Türker, sen bilirsin. Bir FETÖ'cü basketçi vardı. Enes Kanter. Enes Kanter.
Time'da dün dergi yazı yazmış. Time dergisi sanki bir köşe yazarı gibi koymuş. Adam Türkiye için faşist ve Yunanistan'ı işgal edecek faşist devlet Türkiye diyor. Ya bak, bu kadar kansızların birlikte olduğu yerde. Enes Kanter vatan haini. Yani hayır, biri. Hepsi birden. Hepsi. Yani oradaki yani, FETÖ dört bir taraftan sanki bir saldırı ki, hali söz konusu. Ekranlarını yeni açanlar vardır. Mert Başaran'ın kitabını veriyoruz ama basit bir sorumuz var. Elon Musk hangi gezegene insanları götürmek istiyor? Ne var ne yok beyaz Instagram hesabını hem takip edin hem de son fotoğrafın altına yazın. Takip edin hem de son fotoğrafın altına Mars yazanlara kitap seti göndereceğiz. Hem de Mert Başaran'ın işte bakın yepyeni, daha yeni çıkan, dün çıkan kitabını göndereceğiz. Nasıl para kazanılırı anlatıyor Mert Başaran. Evet. Hocam The Economist bir yandan veriyor, Yunanistan bir yandan veriyor. Tabii peş peşe şeyler var. 52 verelim arkadaşlar. Putin de Batı'ya bir nükleer gözdağı verdi. Evet. Yani tüm bunlar bir yandan da şunu düşündürüyor. Yani işte Türk-Yunan savaşı çıkarırlarsa, Rus-Ukrayna savaşı da var. Yani bir dünya savaşı mı? Evet. O tarafa doğru gidiyoruz. Ne yazık ki insanlık son şansını kullanıyor. Türkler yani o kadar büyük tehlikeli bir gelişme var ki bir süre sonra kontrol edilemeyecek. Bunun Çin ayağını herkes göz ardı ediyor Türkiye'de. Çin'i de kaşımaya başladılar. Yani Çin çok sert açıklama yaptı. Dedi ki Amerika'nın belli sınırlar içinde gelmesi bize tehdittir diye çok sert açıklamalar yapıyor. Ve hiç ödün vermeyeceğiz diyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri kendi dağılmasını biraz önce anlattık ya. Yani darmadağın oluyor şu an Amerika. Gerçek anlamda söylüyorum. Bunu engellemek için Amerika Birleşik Devletleri nükleer başlık kullanacak ülkedir. Bu öyle Rusya mi? Değildir. Rusya biliyorsun hipersonik füzeleri durduran bir S-500 yaptığını iddia etti. Bu o değil mi Türker? Bu S-500 değil hocam. Bu başka. Bu nükleer. Bir de Rusya'nın... Bir de şey vardı 56'yı da verin. Sesten 10 kat daha hızlı olan Rus Kinzhal füzesi de var. O var ama garip olan şu... Şeyi de yaptık dedi. Bakın bu görüntü ondan. S-500 dedi. S-500'de Türkiye'yle ortak S-500. O zaman Türkiye Cumhuriyeti'ne buradan bir çağrı yapalım. S-400 alacağımızı S-500 alalım. Hocam S-500'de varız biz. Yani, ortağız Rusya'yla. Tamam olay bitti. Yani o kadar. İşin know-how'unda da var Türkiye. Projede de var bizzat. Yani işte bak buralara geniş açıdan baktığın zaman neden Türkiye'ye bu kadar çok saldırı olduğunu görebiliyorsun. Evet. Çünkü burada bambaşka bir şey söz konusu. Türkiye ben... Bilmiyorum, sınırda askerimiz bile yok bizim. Yunanistan'a saldırı hazırlığında değilsin ki. Yunanistan devamlı asker yığınağı yapıyor. Ama kim yaptırıyor? Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri ve o şımarık Macron. O şımarık Macron haddini bilmeyen. Tabii Avrupa kaşıdıkça kaşıyor. Belli ki Türkiye'ye bir saldırı tıpkı Ukrayna'da olduğu gibi tahrik edelim, içeri çekelim. Ama ne yazık ki planları ters edecek. Nasıl göremiyorlar anlamıyorum. Ukrayna'da rezil rüsva oldular. Şu an gerçekten başarısız durumdalar. Şaka yapmıyorum. Ne dedi NATO Stoltenberg daha 2 gün önce? Dedi ki bu savaş 10 yıl sürebilir. Hani ne oldu? Rusya 3 ayda çökertiyordun, diz çöküyordu Rusya. Rezil oldular ya. Rezil oldular. Türkiye Cumhuriyeti NATO'dan çıkmalı. Türkiye Cumhuriyeti Türkiye'deki NATO ve Amerikan üslerini kapatmalı. Çok net söylüyorum. Bunlar birer virüstür. Türkiye Cumhuriyeti'ne kanser etkisi yapmaktadır. Ve Türkiye için çok zararlıdır. Türkiye'nin NATO'ya ihtiyacı yok. NATO'nun Türkiye'ye ihtiyacı var. Biz bugün hangi ülkeyle savaşırsak savaşalım. Elon Musk'ın karikatürünü versenize. NATO hiçbir zaman Türkiye'nin yanında olmayacak. Bir bahane bulacak, o maddelerden birine sığınacak. Türkiye'yi zaten yalnız bırakacak. Türkiye NATO'ya güveniyor mu? Zaten güvenmiyor. Doğru. Hocam Elon Musk'ın 1453 paylaşımında şimdi aklıma geldi. Aslında Hakan Hoca'yla da bunu konuşmuştuk. Ya sanki burada Konstantinopol'u yazarak da Bizans ruhunu mu geri çağırıyor? İşte her şey. Hani gelin birlik olalım. Tabii ki. Durumu da olabilir mi? Tabii ki. Hani sonuçta tekrar yeni baştan bir Bizans hayali var. Hani İstanbul'un biraz önce senin söylediğin gibi bağımsız bir ekümenlik diyoruz ya, öyle bir kurum haline getirilmesi çok dillendiriliyor. Özellikle Yunan basınını çok takip ediyorum, o medyasını. Her Allah'ın günü böyle bir şeyden bahsediyorlar. Hani plan projeden. Yani sanki bir Haçlı Seferi'ni geri çağırıyormuş gibi. İşte tamam, zaten hep şey hani geliyor. Türkiye'yi içeri çek, Haçlı Seferi'ni başlat. Yani Rusya'ya yapılan da bir Haçlı Seferi. Hristiyan Hristiyan'a yapıyor. Bizans'a da yaptılar biliyorsun. Haçlı Seferi yaptılar. Ayasofya'da ne kadar işte insan tabii, varsa tarumar ettiler. Söylemek istemiyorum yani geri kalanı. Şimdi burada da aynısını yapacaklar.
Burada da Türkiye üzerinden yürütülen plan bu. Artık bunu görmeyen kalmadı. 38 arkadaşlar. Evet. Şimdi haftanın yine çok ilginç görüntüsü. Mars'ta bir kapı bulunmuştu. Geçen hafta da tartışmıştık. Ama onu Haluk Hoca'nın yorumunu almadık. O kapıyı bir kere daha bulun bence arkadaşlar. Bu sefer de Mars'ta peri bacasına benzer kıvrımlı kaya kulesi keşfedildi. Peri bacası. Peri bacası. Geçtiğimiz günlerde kapı keşfedildi. Ya bildiğiniz kapı hocam. Evet. O kapıyı da bulursanız arkadaşlar onu da verin. Hocam yani Mars'ta daha önce bir uygarlık mı vardı? Dünyaya bu kadar çok benzemesi tesadüfi mi? Türker şimdi ortaya konan senaryoya bakmak lazım. Şöyle ben orada hani biliyorsun benim yaklaşımımı. Ben her zaman dünya dışında yaşam olduğuna inanan biriyim. Evet. Yani söyleyeyim. Bir dönem vardı belli ki. Belki de halen de var. Belki de halen var. Ama bize anlatılmıyordu. Şimdi ön hazırlığı yapılıyor olabilir mi? Şöyle denebilir mi? Biz fark etmemişiz ama Mars'ın şu bölgesinde canlılar var. Veya yer altında yaşayan, hani Mars'ın o şeyinden etkilenmemek için iklim koşullarından yer altında yaşayan bir uygarlıkla tanıştık. Yani siz Mars'ta yer altında bir uygarlık olduğuna mı inanıyorsunuz? Hocam? Yani onun hazırlığı yapılıyor. Ben inanmıyorum. Onun hazırlığı yapılıyor. Aldığım yani şeyler, benim sinyaller bu yönde. Bir süre sonra bize böyle bir açıklama gelebilir. Mars'ta hiç bilmediğimiz bir uygarlıkla tanıştık yani denebilir. Yani işte kapının bulunması, tünellerin tabii bulunması, peri bacasının bulunması. Yani hepsini bir araya getirince enteresan bir tablo. Yapmış olduğum analizler, yer altından bir uygarlık çıktı. Hadi hoş geldiniz uzaylılar. Olayı başlayacak. Yani buna ön hazırlık yapılıyor. Sahte uzaylı mı? Gerçek bence mi? Sahte değil, gerçeği olacak. Neden olacak biliyor musun? Zaten hatırla, daha önce konuştuk. NASA, ondan sonra Pentagon, 2030'a kadar uzaylılara tanışacağız demediler mi? Dedi. Dediler. Bu kayıtlara geçti mi? Geçti. Son Pasifik Okyanusu'nda çok önemli bir olay oldu. Bizim ülkemizde kapıyı atlandı. Bulursanız. Onu anlatmalıyım. Hem de USS Eldridge isimli geçmiş dönemde adı Philadelphia deneyine katılan... Çok özür dilerim. Tamam. Bunu çünkü yorumumuzda burada özellikle sorduk. Bu Mars'ta bulunan kapının görüntüsü. Bizatihi bakın şu çok güzel bir şekilde kesilmiş. Çok yani güzel bir mimarisi var. Bu bir tektonik oluşum olamaz gibi duruyor. Türker önündeki kayanın da yontulmasına bak. Şurası da biraz çıkıntılı. Tabii. Heh. Önündeki bak, o... Bak şurayı görebiliyor muyuz? Evet. Tabii. Şurası biraz çıkıntılı. Önündeki kayaya bak. Şurası merdiven gibi. Bildiğin yani bir ev girişi gibi yapılmış. Allah Allah. Genelde bu tür uzay araştırmaları yapan arkadaşlarımız var. Onların söyledikleri şu, bu tür gezegenlerle ilgili koşullar bize benzeyen varlıkların hani yaşamına çok izin vermediği için yeryüzünde genelde yaşamlar yer altında sürüyor şeklinde bir takım açıklamaları olmaya başladı. Büyük olasılıkla bunu NASA ağzıyla, Pentagon ağzıyla duyacağız. Diyecekler ki yer altında Mars'ta aslında bir hayat var. Çünkü unutmayalım, daha önce bir piramit görüntüsü, mumya, büyük mumyaydı evet, değil mi? Evet. O şeydi, firavun görüntüsüydü. Evet. NASA, ben biliyorum NASA yayınladı, kaldıran nasıl oldu? Bir de inkar ettiler, hayır dedi, böyle bir görüntü yok. Yani dolayısıyla bir takım şeyler oluyor ama şunu söyleyeyim, yanlış anlaşılmasın, uzaylılar Amerika'ya falan destek vermiyor, öyle bir durum yok. Verseydi zaten Amerika dünyanın dibini çıkarmıştı. Başka bir şeyler oluyor, başka bir şeyler oluyor. Büyük ihtimal Mars'a gitmeye, belki de ayın karanlık yüzüne gitmeye bir güç izin vermiyor diye düşünüyorum. Yani bu da dünya dışı bir güç olabilir. Peki Elon Musk'ın Mars'a götürmesini bu kadar istemesinin sebebi ne hocam? Yani acaba Elon Musk hakikaten Mars'a götürecek mi yoksa bir tiyatro mu oynuyor? Ya gitmekte 6 ay sürüyormuş zaten. Evet 6 ay sürüyor. Ne yaptığını bilmediğimiz sansasyon düşkünü bir adamın sözleriyle bütün dünya çalkalanıyor. Şu an yapmış olduğu tek başarı o da atmosferin içinde olduğu için 40 bin tane uydu göndermesi. Yani... Onu biz de göndeririz. Çok sorun değil o uyduları. Yani yapmış olduğu tek gösteri o. Mars olayı bir soru işareti. Ama Starlink duruyor. Uyduları için bir soru işareti var diyorsunuz zaten. Şimdi reklamlara gideceğiz hocam. Çünkü evet. Reklamlardan sonra Ekim ayında neler olacak? Haluk hocamızın çok önemli bir uyarısı var. Ve İstanbul'da tsunami tehlikesi hiç bu kadar çok konuşulmamıştı birileri tarafından. Onu konuşacağız reklamlardan sonra ama sorumuzu da hatırlatalım. Elon Musk insanları nereye, hangi gezegene götürmek istiyor diye soruyoruz.
Mert Başaran'ın daha dün çıkan kitabına paranın nasıl kazanılacağını, tasarrufun nasıl yapılacağını anlattı. Kitabını sizlere göndereceğiz. Ne Var Ne Yok Beyaz hesabını hem takip edin hem de son fotoğrafın altına yazın. Reklamlar. Ne Var Ne Yok soru cevapla karşınızdayız. Devam ediyoruz. Haluk hocamızla birlikte bir sorumuz var. Elon Musk insanları hangi gezegene götürmek istiyor? Ne Var Ne Yok Beyaz Instagram hesabını hem takip edip hem de son fotoğrafın altına doğru cevap yazanlara Mert Başaran'ın kitapları gidecek. Yeni kitabı gidecek. Evet, ekrana da geliyor. Tasarruf yapmanın tüyoları, para kazanmanın sırrını anlatıyor Mert Başaran. Tavsiye ediyoruz. Efendim, şimdi 43'e devam edelim. Elon Musk'tan ve Mars'tan ve uzaydan madem konuşuyoruz. Elon Musk, Mars yolculuklarında kullanılacak uzay gemisinin önümüzdeki ay yörünge uçuşuna hazır olacağını duyurdu. Yandan hızlandırmış durumda hocam durumu yani. Evet. Hani öyle de çok uzak gibi değil. Sanki böyle birkaç yıl içinde götürecekmiş gibi bir durum var. Türker, burada artık bir şey, ne diyeyim, halüsinasyon insanlara gösterilmek isteniyor. Ben öyle kolaylıkla Mars'a Elon Musk'ın hani çok kolay göndereceğini düşünemiyorum. Orada bir engel var insanlar için. Bunun için NASA'nın açıklamalarına bakmak lazım. Eninde sonunda o biraz önce anlattığımız uzaylılarla ilgili bazı şeyler duyabileceğiz. Bak, bu şu an çok uçuk gelebilir ama zaten başladı. Pasifik Okyanusu'nda çok garip bir olay oldu. USS Eldridge isimli bir gemi var. Bu aynı zamanda adı neydi o? Neyse, bir dönem hani görünen, kaybolan, 1945'te yapılmış bir deneyin gemisi bu. Evet, evet, evet. O geminin benzeri bir isim konmuş. O Çin'e doğru hareket ettiğinde iki tane UFO tarafından taciz edildi. Bu çok ciddi bir olaydı. Ve Amerikan gemisi, nükleer başlıkla donatılmış bir gemiydi, geri dönmek zorunda kaldı. Ve bunun üzerine Amerikan Kongresi'ne bir şey verildi, tasarı verildi. Dedi ki UFO ve tanımlanamayan bu cisimleri konuşalım. Bak, bunlar bizim medyada atlandı hep. O çok ciddi bir gelişme yaşandı. Pasifik Okyanusu'nda ne oldu? Kimse çözemedi o olayı. Ama yetkililerin, Pentagon'dan birkaç yetkili general dedi ki bu Çin'in ya da Rusya'nın yapısı değil, böyle silahları yok. Bu dünya dışı bir şey dedi. Ve o dünya dışı araçlar o gemiye çok fazla taciz ettiler. Neredeyse batıracaklarmış ve aynen garip olan şu ki o Fransız gemisine ne yapıldıysa oraya da yapılmış. Bütün elektronik aksamları kilitlenmiş. Silah sistemleri kilitlenmiş. Hatırlıyor musun bunu? Bizim evet, Akdeniz'de de evet. Fransız gemisi ne olmuştu? Onlar UFO sanmıştı ama bu sefer gerçekten UFO. Yani orada çok önemli bir olay yaşandı ve şu anda o olayla ilgili bir komisyon kuruldu. Bunun üzerine UFO dosyalarını açıklama gereğini duydular. Bakalım ne olacak? Bilmiyorum. İlginç. Yani ben o yüzden 44. Elon Musk'ın Mars yolculuğuna falan inanmıyorum. İnanmıyorsunuz. Mars'ta garip şeyler olacak. Hayır, gidilecek eninde sonunda ama orada öncelikle bazı şeyler açıklanacak. Şimdi Elon Musk'la ilgili bu hafta başka gelişmeler de oldu. Çocuğu babasıyla bağlarını koparmak için ismini değiştirmek istediğini söyledi. 45'i de verelim. Twitter'da Elon Musk'ın artık Twitter'ı resmi olarak aldığını açıkladı. Devraldığını, 44 tamam. milyar dolara aldığını açıkladı. Aldı. Zaten hani bekleniyordu ama Elon Musk şunu ifşa etti. Twitter'ın neredeyse hesaplarının 5'te biri bot hesap. Bot hesap, evet. Daha da fazla olduğu söyleniyor. Hatta dedi ya, son anda vazgeçebilirim dedi. Ondan sonra bir piyasa çalkalanınca tekrar geri dönüşü yaptı. Elon Musk'ın Twitter'ı almasının sebebi, çok net konuşuyorum, İstediği gibi manipülasyon yapabilmek amacıyla, bak özgürlük falan derdi yok onun, manipülasyonlarını Twitter üzerinden yapabilmek amacıyla burayı aldı. Manipülasyonları da biliyorsun, o dijital paralar üzerinden sağladığı gelirler artı bir de kendi şirketlerinin yukarıya çıkartıp sonra kendisinin bilerek aşağıya düşürdüğü, tekrar toplayıp tekrar kâr ettiği sistemi kurmak için en güzel Twitter'ı aldı diyorsun. Tabii ki. Bir de yani beyne çip takma projesiyle şöyle bir düşünce de var. Beyne çip takma projesiyle, evet, artık düşündüklerinizi tweet atabileceksiniz. Yani yazmanıza bile gerek kalmayacak. Tabii. O projeyle Twitter'ı birleştireceği de birçok fütüriste göre
bir gerçek artık, bir aşikar. Twitter'ı bu yüzden satın almış olabilir diyorlar. Türker, şey de var zaten, hatırlıyorsun. Bu daha önce beyninize çip takacağım, yani kablo sokacağım. Ve siz artık dili öğrenmek için okula falan gitmenize gerek yok. Evet. Bir haftada size bütün dili öğreteceğim demişti, unutmayın. 34'e verelim arkadaşlar. Tabii ilginç doğa olayları yaşanmaya devam ediyor. Alp dağlarına kırmızı kar yağmış. Atmosferik olaylar, atmosferin kirliliği nedeniyle oluşabiliyormuş bunlar. Yani bunlar kimyasalların atmosfere dağılması ve dolayısıyla sıcak soğuk farkının da etkilemesiyle o denizlerde olanın benzeri burada yaşanmış Türker. Burada harp çalışması var mı? O var mı hocam? Bir şey. İyonosfer tabakası üzerinde 4 devlet deli gibi çalışıyor. 4 devlet yani Amerika, Çin, Rusya zaten biliyoruz. İşte bunların arasına bir ülke daha katıldı son zamanlarda. Dolayısıyla bu 4 devlet bir güzel oynuyor iyonosferle. İyonosfer biliyorsun radyo dalgalarının yayılması için kullanılan bir tabaka. Yani çok önemli bir atmosferin tabakası ve burada titreşimler üzerine radyo dalgaları yayılıyor. Yani biz aksi takdirde şu an bu konuşmayı hiçbir yerde kimse izleyemezdi. O yüzden çok önemli bir yer. Orayı çok fazla iyonosfer tabakasını, titreşimini elektromanyetik dalgalarla çok artırdığın takdirde ayna görevi yapıyor. Bak çok net konuşuyorum. Ayna görevi yapıyor ve bu sefer o ışınlar dünyanın istediği herhangi bir yerine indirebiliyorlar. Deprem yapabiliyorlar. Kuraklık kesinlikle yapıyorlar. Daha da önemlisi yangın çok rahat çıkartabiliyorlar istedikleri bölgede. Peki şu an mesela yangınları yapıyor olabilirler mi? Yani o yapıyor olabilirler, çok masraflı. Yani böyle bir teknoloji var en azından. Tabii ki var canım, yani bu ben bunu anlatırken nereden öğrendim? Amerikan kaynaklarından nasıl çalıştıklarını biliyorum. Yani çok net, bu çok basit bir şey. Türkiye de yapıyor. Türkiye iyonosfer üzerinde şu an denemeler yapıyor. Öyle mi? Evet. Yani çok bir şey değil ki bu Türker. Alt tarafı uzun, devasa 100 metre yüksekliğinde 2-3-5 tane antenle yapabiliyorsun. Yani elektromanyetik dalgaları gönderiyorsun. Bizde ASELSAN yapıyor bu konuda çalışmalar. Ha bunu kötü amaçlı söylemiyorum. Yapıyor. Tabii. Peki birazdan Haluk Hoca özellikle Ekim ayı konusunda bir çekincesi var. Nedir? O Ekim ayında ne olacak? Birazdan konuşacağız. 33'ü verelim. İlginç bir şey. UNESCO duyurdu bu sefer. Marsilya, İskenderiye ve İstanbul tsunami tehlikesi altında dedi. Duyuran UNESCO. Peki Türkiye çok büyük bir yani deprem tarihi olması gerekiyor. Şehirleri, şehirler tsunami tehdidi altında diyor. Peki neden? Yer altındaki bir denizin altındaki bir yanardağ mı patlayacak? Evet var. İtalya'nın kıyılarında dünyayı ikiye bölecek büyüklükte bir yanardağ var. Bunu herkes biliyor yani bilenler. Ve ne diyeyim? Böyle yakınlarında bir yerden ve en korkulan o. Demek ki orada bir hareketlenme var. Eğer onlar olursa zaten o bölgede yakın. Ama acaba hiç... Büyük İstanbul depremi mi büyük işaret İstanbul ediliyor? Büyük İstanbul depremi olsaydı Marsilya'yı katmasına gerek yoktu. Marsilya uzak bize sonuçta. Hayır yok. Şeyden. Hepsi ayrı ayrı tehdit altında hocam. Yani Marsilya'yı başka bir tehdit. İstanbul tabii. Yani şöyle söyleyeyim, eğer bir deprem olursa Büyük İstanbul depremi konusunda çok fazla sansasyon var. Hani bu aralar biliyorsun bir de o neydi Millennium Challenge 2002 evet. Çok bağdaştırıyorlar ya. Yani deprem olacak, Türkiye işgal edilecek. Biraz önce söylediğimizde de bağlantılı Türker. Sen iyonosfer tabakasıyla oynayıp buraya yansıtırsan depremin o fay hatlarının zayıf bölgesini kırabiliyorsun. Çok net yani. Kırabiliyorsun. Hatta bununla ilgili şimdi komple teorisi demesinler diye örnek vereceğim. 2011 yılında Rusya'yı yaktılar. Rusya yandı, kavruldu, bitti. Yani öyle bir çalışma yaptı ki Amerika Birleşik Devletleri, buğday ülkesi Rusya'da buğday çıkmadı. Türkiye'den buğday almak zorunda kaldı. Açlıkla karşı karşıya kaldı. Resmen kıtlığa mahkum etti. Putin çıktı, dedi ki bunun sorumlusu Amerika Birleşik Devletleri'dir. Bizim ülkemiz üzerinde harp çalışması yaptı. Ve bunun karşılığı olacak dedi. Amerika reddetti. Putin bunu açık açık dile getirdi mi? Evet. Harp çalışması. Harp çalışmasıdır dedi. Girip kayıtlara bakılabilir. Ondan sonra Amerika dedi biz böyle bir şey yapmadık. Ertesi yıl Rusya'nın intikamı korkunç oldu.
Kaliforniya'nın yarısını yaktılar. Kaliforniya'da çok büyük orman yangınları çıktı. Durduramadı Amerika. Amerika çıktı, dedi ki bunun sorumlusu Rusya'dır. Putin'de de hayır, bizim haberimiz yok. Yani karşılıklı savaşlar böyle diyor. Dolayısıyla harpın ne kadar çok etkili olduğunu da buralardan görüyoruz. Tekrar söylüyorum. 54'ü öyle arkadaşlar. Kırılması muhtemel olan, hani patlamak üzere olan fay hatları var ya, kırabilirsiniz. Çok net konuşuyorum. Amerika bunu yapar mı? Türkiye üzerinde her şeyi yapabilecek bir ülke. Burayı da yapar. Çok net konuşuyorum. 17 Ağustos depremi hakkında öyle çok teori vardı. Evet, çok yani, mani girişi oldu. Harpla mı oldu, Amerika'nın bir durumu mu vardı? Çok konuşulmuştu zamanda. Evet. Soru işareti. Şimdi enteresan bir gelişme daha yaşandı. Putin'in nükleer kodlarını taşıyan ve en güvende kişilerden biri olan Albay Vadim Zimin'in evinde başından vurulmuş bir halde bulundu. Putin'in nükleer danışmanı, ki kendisi albaydı, öldürüldü mü? Hocam. Bu çok ilginç. Yani şöyle, 8 tane oligart benzeri şekilde evinde öldürüldü. Bir kısmı intihar olarak süsü verildi. İngiltere'de, Rusya'da, hatta Litvanya'da öldürülen oligartlar vardı. Onların üstüne bunun eklenmesi çok ilginç. Karşılıklı bir savaş mı yaşanıyor, yoksa Putin temizlik harekatına mı başladı, bilemiyoruz. Yani bu gerçekten benim için de kapalı ya bir o kutu. Meşhur çantayı, nükleer çantayı taşıyan kişiydi. Evet, şifreyi taşıyan kişiydi. İlginç, gerçekten ilginç. Rusya'da kapalı bir kutuya dönüştü. İçeride neler olduğunu tam bilemiyoruz ama çok oligart öldü. Yani öldürüldü. Bu olay da onlarla bağlantılı gibi düşünüyorum. Yani karşılıklı istihbarat savaşları, karşılıklı ne diyeyim, casusluk faaliyetleri o kadar fazla ki bir şeyler olmuş olabilir Türker. Evet. Peki şimdi kıtlık meselesine bir kere daha döneceğiz. 20'yi verelim. Ülkelerin buğday üretimini görelim. Evet. Ülkelerin buğday üretimi var ama özellikle Haluk Hoca diyor ki bu giderek aşağı düşürülecek diyor. Bir de bir sonrakine verelim arkadaşlar, 21'i. Bak, bunlar yukarısı üretimleri, aşağıda bu seneki değil mi? Evet. Tabii. İşte Çin Halk Cumhuriyeti'nde en çok, Hindistan, evet. Rusya, ABD, Fransa, Türkiye, Kanada, Pakistan, Ukrayna, Avustralya, Almanya ve Türkiye, Türkiye şeklinde sıralanıyor en çok buğday üretiminin yapıldığı şimdi ülkeler. Türkiye. Ama hoca diyor ki 23'ü verin, Ekim ayında küresel kıtlık ilan edilecek diyor. Evet. Buyurun hocam. Aynen söylüyorum ama ondan evvel bir yalanı ortaya çıkartalım. Şu anda Ukrayna'da 21 milyon ton, Ukrayna limanlarında 21 milyon ton buğday yüklü gemiler bekliyor diyor. Doğru mu? Evet. Hepimizin haberi, hepinizin haber kanalında yayınlandı. Peki ben o zaman bir şey soracağım. Ukrayna'nın yıllık buğday üretimi 24 milyon ton. Şimdi ben bir soru soracağım. Ukrayna yemiyor, içmiyor, halkını aç bırakıyor. 21 milyon tonu yurt dışına ihraç mı ediyor? Bu bir yalan. Ukrayna'da 21 milyon tonluk gemi beklemiyor. Yalan. Çok açık ve net söylüyorum. Ukrayna'da 21 milyon ton buğday yüklü gemi yok. Taş çatlasın 2 milyon ton vardır. Aksi takdirde Ukrayna halkı açlıktan ölür. Peki. Bu kadar net konuşuyorum. Hesap ortada. Buyurun. Hesap ortada diyorsunuz. Ekim'de kıtlık, küresel kıtlık. Yani şimdi evet, gıdayı bulamıyoruz, evet. Ama bu pandeminin kıtlık versiyonu mu olacak? Nasıl bir tablo bizi bekliyor Ekim'de? Türker, neden Ekim ayı? Dedik ki zamanında hep senin programa denk geliyor. Şansa bak ki, yani kendi YouTube kanalımızda da yapıyoruz tabii kanalında, ama şöyle bir proje yapıldı. Bak, bütün hesaplar Ekim ayında eldeki stokların tükenmesi üzerine yapıldı. Şimdi, öyle mi? Bu sene ekimler yakılıyor. Yeni ürünler toplanacaktı. Rusya kesti bilerek ve isteyerek. Bak, Rusya şu anda dünyayı gerçekten çok zora soktu. Ama Ukrayna'da o kadar buğday yok. Ve satamazsın, 21 milyon falan yok orada. Bir kere o bir yalan. Batı yalanı. 2-3 milyon bir şey var. Ama olay şu. Rusya kestikten sonra Çin 131 milyon tonla birinci sırada dünyada. Ama şöyle bir sorun var. Biraz önce yaptığım hesap var. %25 olması gerekiyor. 1,5'un %25'i 131 değil. 200'ün üzerinde. Dolayısıyla Çin şu anda dışarıdan tahıl almak zorunda. Bu nedenle Çin çok büyük sıkıntıda. Hindistan'a gelelim.
Onunki tamamen rezillik. Çünkü 99 milyon ton üretiyor yılda ama yıllık ihra hani bir kısmını, yarıdan fazlasını gönderiyor. Kendi halkının açlığı pahasına. O paryalar denen bir grup var. En alt sınıfta yer alan kas sisteminde. Onları aç bırakan bir Hindistan'dan söz ediyoruz. Dolayısıyla Hindistan'da bile bu sene 55 milyon tona düştü üretim. Ve dolayısıyla Hindistan dedi ki ben artık çok az miktarda ihraç edeceğim, göndermeyeceğim. Bütün ülkeler tahıl üretimini kısıtlıyor. 25'i ben arkadaşlar. Dünyaya ihraç yok şu an, Türkiye'de dahil. Dolayısıyla açlığın bu yaz aylarında eldeki stokların biteceği günler 3 ay. 3 ay içinde dünyadaki buğday kıtlığı başlayacak. Çünkü stoklar bitecek. Stoklar bittiği an dünyaya geçmiş olsun. Bu da Ekim ayını gösteriyor. Direkt Ekim ayı. Ekim ayında Birleşmiş Milletler ya da FAO dünya çapında kıtlık ilan edecek. Bir felaket ilan edecek. Evet, kıtlığı bir felaket, küresel felaket olarak ilan edecek. Şimdiden söylüyorum, notunda alın. Evet, küresel felaket başladı diyecek. Salgının üstüne bir de bu felaketi... Hocam çok büyük başında... panik olur insanlar. Evet. Yani şöyle bak, Afganistan'da bugün çok... Felaket ciddi bir... dediniz zaten The Economist'in kapağında da. Evet, kıtlık ekonomisi. The Catastrophe derken The Coming Food Catastrophe, hani gıda kıtlık felaketi, yaklaşan gıda, felaket, gıda felaketi, evet, diye felaket kelimesi özellikle felaket kullanılmış. Ve işte buğday başaklar, başakların üzerinde kuru kafalar, kuru kafa vardı. 3 adet başak ya var. Acaba 3'ün burada bir anlamı var mı bilmiyorum. Ya da bu üç kuru kafaların işte, kaç adet olduğu 40'ın üzerinde zannedersem. 3 ay işte Türker, 3 ay isim geliyor. Bekleyin 3 ay sonra geliyoruz diyor. Öleceksiniz diyor. Yani tövbe, kimseyi korkutmak için söylemiyorum. Adamlar ne yapacaklarını anlatıyorlar. Bak çok açık ve net konuşuyorum. Dünyayı açlığa mahkum edecekler. Bu yapay bir kıtlıktır. O yüzden Türkiye dahil birçok ülkede, Hindistan'da da öyle, yüzlerce tarla yandı. Türkiye'de yakmaya devam ediyorlar ve dünyanın her yerinde buğday tarlaları yanıyor. Çok ciddi biçimde bir salgın başladı. Ciddi biçimde yakıyorlar. Bu nedenle 19 çok açık konuşuyorum. Ekim ayında küresel felaketi ilan edecekler. Çünkü istedikleri bu. Kaos istiyorlar. Bak her ülkede açlık kaosun başlıca sebebidir. Gıdaya ulaşamazsan artık o insanların yapabileceği bir şey yoktur. Sokaklara dökülürler. Ulus devletleri yıkabilmek amacıyla gördüğün gibi yakıyorlar ve hepsini, insanları sokağa dökmenin, kaosun yolunu açıyorlar. Bunun için de kıtlık ekonomisini, sahte kıtlığı felaket olarak dünyanın gündemine soktular. Şöyle düşünün, yani bu ekranlarda bir sene önce kıtlık geliyor denildiğinde yine komplo teorisi olarak maalesef adlandırıldı. Maalesef. Geldiğinde insanlar ya hani nereden bildiniz diyor, ya bunun için kahin olmaya gerek yok, halbuki biraz gelişmeler takip edilse, değil mi? Yani hiçbirimiz kahin değiliz. Yani gelişmeler takip edilince, The Economist yazınca The Economist oluyor. Ne var ne yok da söylenince ya komplo teorisi deniliyor. Komplo. Hayır, hepsi gerçek. Yani şimdi işin acı tarafı da şu ki, devletleri de uyarmış oluyoruz, yetkilileri de uyarmış oluyoruz ama şimdi bazen mesela geçen gün bir yetkili ağızdan şöyle bir şey duydum, üzüldüm. Yani şöyle bir şey oldu, 300 milyon sanayi ürünü üretiyoruz, 300 milyon dolarlık, milyar dolarlık, 50 milyar dolarlık tarım ürünü ihraç ediyoruz. Aradaki fark çok büyük, sanayi daha önemli. Hayır, değil. Civata yiyemeyiz. Biz civata ve çivi yiyemeyiz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani tarım ürünü isterse 10 milyon dolar olsun. 10 milyar. Halkın doyulması için gerekiyorsa evet, sanayiden kısılmalı. Çünkü unutmayalım, Gazi Mustafa Kemal'in o sözü çok önemlidir. Ne dedi? Köylü yurdun efendisidir. Bunu zevk için söylemedi. Seçimini kazanayım diye demedi. Bildiği bir şeyi söyledi. Gerçek. Hep tarlalarda fotoğrafları geziyor. 2022'de de hala gerçek olan maalesef bir söz. Yani öyle bir şey oldu ki Mustafa Kemal rahmetli olduktan sonra Türk köylüsü 3. sınıf oldu. Bir anda dış şehirleşme yandı, çok fazla başladı. Şehre göç teşvik edilmeye başlandı. 58'i benim arkadaşlar. Geldik bugünlere. Peki internette bu hafta en çok Bitcoin öldü araması yapılmış. Tavan yapmış. 20 bin doları gördü Bitcoin. Gördü. Giderek düşüyor. 65 bin, 63 bin dolarlardan 20 bin dolarlara geldi. Bitcoinler hocam, yani ya da tüm kripto paralar için konuşuyoruz yani. Yeniden bir çıkış ivmesi yakalar mı? Yoksa ne deneyi yapılıyor şu anda? İnsanlar bir yandan da bunun sıkıntısını çekiyor. İntihar edenler var. Var. Ya batanlar, gidenler, şöyle 60 canım bin dolardan alanlar. Şu an parasını kaybettiği insanlar.
Ya Türker bir de şey var, ben onu da yeni duydum. Mesela hiç paran yok, gidiyorsun bir insandan para alıyorsun, diyorsun ki sana bir ay sonra hani paranı iade edeceğim diyor. Çok büyük para çekenler olmuş. Yani bu yurt kredili oynayanlar çok fazla var. Yani onlar için bir felaket. Ama şöyle söyleyeyim, Bitcoin'in çok düşeceğini düşünmüyorum tekrar. Öyle mi? Yükselecektir, yükselecektir. Aa, enteresan. Ya Bitcoin'i yıkmazlar. Yani yıkmazlar çünkü... Ama altcoin'ler... Onlar gider. Hmm. Hatta onlardan böyle tahtası kapananlar da olur. Hani derler ya borsada, evet, ama... Evet. Bunu tutarlar, bu simge çünkü. Bitcoin yükselecek mi diyorsunuz? Yani yükselir ama hani öyle ölümcül biçimde uçmaz. Ha burada Elon Musk denen şahsın atacağı tweetler çok etkili oluyor. Yani iki tane tweet attı geçen sefer, Bitcoin'i biraz canlandırdı. Çok düşmüştü. 20 dolara falan buldu. Değil mi? 20 bini buldu. 20 bin yani, doları 20 biraz dolara. Daha geçti herhalde. Yani, şu an ufak ufak yükseliyor ama dediğim gibi illa yatırım mı tavsiyesi istiyorlar? Altın diyoruz ya. Altın, altın diyoruz. Yani altından başka bir şey yok. Ne zaman dünyada bir savaş ekonomisi olsa altın. Devletler altını topluyor. Devletler şu an altın topluyor. Kendi altınlarını topluyor. Yani niye Bitcoin? Altın varken. Reel altın varken reel altın alın. Bu kadar. Aa, bulabilirsiniz. O özellikle fiziki. Fiziki yani o daha önemli. Banka hesabından zaten özellikle fiziki. Tabii yani bir elektrik, dünya çapında bir elektrik kesintisi tehdidi de var. Bunu söyleyeyim, bunu pek programa dahil etmedik ama burada açık. Öyle bir sıkıntı mı var hocam? Evet, İngiltere yıl sonuna kadar eğer Rusya ile ortak bir yol bulunmaz ki bulunamayacak. Yani Putin var ya, bunu inanılmaz silah olarak kullanmaya başladı. Hatta bak şurada şey var, bağımlılık oranı. Almanya %64, Lüksemburg, Yunanistan %92, Rus gazına. Buradan elektrik de üretiyorlar, petrolden şuradan buradan. Geçmiş olsun, hepsi gitti. En az olan %53'te İspanya, Belçika, İtalya uçmuş zaten. Şimdi bu şekil olursa resmi olarak açıklandı. Bu atlandı Türkiye'de. Yıl sonunda dünya çapında bir elektrik, Avrupa'da özellikle çok büyük elektrik kesintileri olabilir diyor. Kaldıramayacak diyor. Çünkü birçok santral şu anda devre dışı. Bak, petrol türeviyle çalışan ya da kömürle çalışan birçok santral devre dışı kaldı. Yani yetmiyor. Bu nedenle çok büyük bir sıkıntı var. Ayrıca gerçekten sıcaklar 40-50 derecelere gelirse bu sıkıntı her bütün ülkelere yansıyacak o klimaları yüzünden. Yani bilemiyorum. Bir de elektrik fiyatlarının devasa artması bütün dünyada ki rekor kırmaya başladı. Gerçekten küreselcilerin ekmeğine inanılmaz yağ sürüyor. Yani şu an küreselciler zevkten dört köşe. Bundan eminim ya. Söyle abi, aldım. Evet, Küçük İşler Büyük Özgürlükler kitaplarına Can Ceyhun, Hasan Kuyu, Tuna Dalyan, Yasemin Oymak, Cansu Yatağan, Yusuf Yamak, Mustafa Afyonlu, Derya Demirsoy, Berkacan Balcı, Uğur Özkan 10 isme Mert Başaran'ın kitaplarını gönderiyoruz efendim. Tabii ki doğru cevap Mars'tı, zaten söyledik. Elon Musk insanları Mars'a taşımayı planlıyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Bu sezonun sizinle son programıydı. Son muydu bu? Haftaya son. Sizin sondu. Haftaya Ne Var Ne Yok'un sezon finalini yapıyoruz. Haydi söz. Haftaya yine sürprizlerle karşınızda olacağız. 30 Haziran Perşembe saatler 23.30'u gösterdiğinde sezon finaline sizleri bekliyoruz. Hocam tekrar teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sizler her zaman, özellikle senin, ne biliyorsun, artık bir alışkanlığımız var. Çok keyifli programlar oluyor. Yeni sezona da bomba gibi gireceğini biliyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Yani Haluk hocamız gönlümüzün efendisi diyelim. O çok yüzden teşekkür ediyoruz size hocam. Ne Var Ne Yok izleyicisi sizi çok seviyor. Ben de onları seviyorum. Sağ evet, olsunlar. Eyvallah. Evet, herkese tekrar teşekkür ettik. Haftaya 23.30'da randevunuz var. Ne Var Ne Yok sezon finaliyle karşınızda olacak. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.